Merhabalar, bugün farklı bir konuyla karşınızdayım yine. Bugün fedakarlık, görev, beklenti denklemi hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Hani böyle vardır ya, böyle hani çok fedakarlık yaparsın, her dediğini, karşıdakinin her dediğini yapmaya çalışırsın, başı dara düştüğünde koşarsın, hatta ihtiyaç duymadığında da sen her zaman onların sorunun içinde gezersin ya, sonra böyle ayda ayda bir kere işin düşer, burun kıvırır, telefonunu açmaz, yapmak istemez gibi. Ve sonra fark edersin ki aslında emeğin çok kıymetsizmiş. Yaptığın bütün fedakarlıklar sanki adeta boşa gitmiş gibi hissedersin. Kendini böyle değersiz hissedersin, kullanmış hissedersin. Kendi kendini suçlamaya başlarsın. Ben niye kıymet bilmeyen, emeğime değer vermeyen insanlara bu kadar çaba gösterdim, fedakarlık yaptım dersin. İşte burada hani insanları sürekli suçlamak yerine başka bir bakış açısı kazandırmak için bugün bu konuşmayı yapmak istiyorum. Biz eğer sürekli hani insanların beklentilerine karşılık vermeye çalışırsak, onlar talep etmeden onlara yardımcı olmaya çalışırsak, talep gelmeden, istek gelmeden biz yine de pat diye kendimiz gidip o problemi çözmeye çalışırsak, açıkçası emeğimiz boşa gitmiş oluyor veya kıymetsizleşiyor. Birinci kuralımız şu aslında: talep edilmeden, bizden herhangi bir şey istenmeden bizim devreye girmememiz gerekiyor. Çünkü talep edilsin, istensin ki onlar da size ihtiyaç duyduklarının farkına varsınlar. Biz bazen insanların hayatında o kadar çok yer kaplıyoruz ki, insanların hayatında o kadar çok problem çözücü oluyoruz ki, bu bizim görevimize dönüşmeye başlıyor. Hatta artık bir görev olduğu için de yapmadığın zaman kötü olmaya başlıyorsun. Yani ben burada genellikle ne öneriyorum? Bunu görevleştirmeden talep üzerine ve istek üzerine kurmamız gerekiyor. Yani her insanın sorununu çözmek zorunda değiliz. Her insanın her yardım talebine aynı zamanda evet, yani olumlu yanıt vermek de zorunda değiliz. Ama ilk kuralımız şu: talep edilmesi gerekiyor. İkinci kural: her talep edildiğinde onlara cevap vermek zorunda değiliz. İnsanların bütün beklentisini talep ettiler diye de yerine getirmek zorunda değiliz. Bazen hayır dememiz gerekiyor. Bazen müsait değilim dememiz gerekiyor. Bazen ben bu konuda sana yardımcı olamayacağım dememiz gerekiyor. Sürekli evet dersek de kendi emeğimizi değersiz kırmış oluyoruz. Bir diğer nokta, biz de talep etmeyi bileceğiz. Bu talep eden veya talep etmeden bizim emek verdiğimiz, bizim fedakarlık yaptığımız insanlarla ilgili bazen biz de talep eden taraf olalım. Bize bir isteyelim bakalım, vermek kolay mı? İşte bizden hep alıcı olan insanlar İş vermeye geldiğinde, iş fedakarlığa geldiğinde aynı rolü üstleniyorlar mı? Aynı fedakarlığı görüyorlar mı? Gösteriyorlar mı? Bunu da test etmemiz gerekiyor. Yani ne yapıyoruz? Talep etmeden biz insanlara çözüm sunmuyoruz. Sürekli bunu görev haline dönüştürmüyoruz. İkincisi, talep ettikleri zaman da her zaman talep ettiler diye evet demek zorunda değiliz. Üçüncüsü, biz de bazen talep edeceğiz. Bazen bakıyorum ki kişiler hayatlarındaki insanların sürekli problem çözücüsü olmuş. Dert dinleyen, problem çözen, işte ilk bir sorun olduğunda kapısı tık tık vurulan kişi olmuş. O insanlar sizinle sorun çözüyor ama başkasıyla eğleniyor. Başı sıkıştığında sizi arıyor ama güzel bir şey olduğunda bakıyorsunuz başkasıyla paylaşıyor. Size önerim şu: hayatınızdaki ilişkileri sadece alışveriş üzerine kurmamak, sorun çözüm üzerine kurmamak. Eğer böyle olursa siz sürekli kullanılan kişi olursunuz. Sadece insanlar başı sıkıştıklarında, işleri düştüğünde sizin kapınızı çalarlar. O zaman ne olur? Doğal olarak siz de kendinizi bir süre sonra kullanmış hissedersiniz. Bir boyut daha var. Ben niye insanların sürekli hayatında sorun çözen kişi olmaya çalışıyorum? Veya neden böyle bir misyon yükleniyorum? Neden böyle bir kutsal bir adeta görevin talibiyim ben? Burada da kendimizle şu yüzleşmeyi yapmamız gerekiyor. Acaba başka türlü ilişki kurmayı bilmiyor muyum? Eğlenen, dertleşen, espri yapan, sorun dışında iletişim kurma yeteneği olan tarafım mı yok acaba? Ben sadece bu konu üzerine ilişkiyi yürütüyorum. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Hayatınızdaki ilişkileri sadece sorun çözme veya problem giderme şeklinde kurmayın. Siz yıllar sonra geriye dönüp baktığınızda hep problem çözen, başkasının sorunları içerisinde boğulan ama bir türlü istediği değer ve onayı göremeyen olarak kendinizi algılarsınız. Ve ne olur biliyor musunuz? Kendinize yönelttiğiniz öfkeyi farkında olmadan benimseyemediğiniz için onlara yönelttiğinizi görürsünüz. Beni kullandılar dersiniz.
İşte hep ben insanlara saçımı süpürge ettim dersiniz ve bir türlü yaranamadığınızı söylersiniz. Ben de orada şu soruyu soruyorum aslında. Niye yaranmaya çalışıyorsun? Neden ısrarla bir yaranma, kabul görme, onay görme peşindesin? Veya bu rolü niye başkaları yapmıyor da sen bir kutsal görevmiş gibi adeta yapıyorsun? Şeye dikkat etmemiz de gerekiyor aslında. Bu bazen de bizim kendimizi yeterli görme yöntemimiz, bir de değerli hissetme şeklimize dönüşüyor. Biz insanların hayatında problem çözen olarak veya onların ihtiyacını gidererek bir içimizdeki yetersizlik duygusuyla baş etmeye çalışıyoruz. İkincisi de ilgi ve sevgi yoksunluğunu gidermeye çalışıyoruz. Oysa bu yetersizliği de, duygusal yoksunluğu da biz gidermiş olmuyoruz. Sadece o an geçiştirmiş oluyoruz. Eğer giderilmiş olsaydı ertesi gün bu rolü üstlenmemiş olurduk. Ama biz bunu hayat boyu yapıyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Biz anlık olarak yeterli hissetmeyle, değerli hissetmeyle ilgili ihtiyacımızı anlık olarak emeğimizin karşılığında takas ediyoruz. Biz onlara fedakarlık yapıyoruz veya problem çözüyoruz. Onlar da bizim bu duygumuzu gideriyor. Ha, gideriyor mu? Onu da tartışalım. Çünkü satın alarak yaptığınız bir şey zaten karşıdakinin içten ve samimi olarak verdiği bir şey olmuyor. Çünkü siz yapmadığınızda size bir değer atfetmeyecekler belki de. Ya da siz o görev yerine veya o beklenti yerine getirmediğinizde sizi değerli görmeyecekler veya size iyi hissettirecek, yeterli hissettirecek dönüşler yapmayacaklar. Buradaki aslında ana dinamik şu. Fedakarlık göreve dönüştüğünde hem alan kişi aldığı malı kıymetsizleştiriyor, yani emeği kıymetsizleştiriyor. Hem de veren kişi, yani fedakarlık yapan kişi bunu yaparken artık o iyi hissetmekten arınmış oluyor. Yani tamamen görev olduğu için yapmak istemediği zamanlarda bile bunu yaptığını görebiliyoruz. Kural ne? Bunu, yani fedakarlığı yeri ve zamanında ve belli miktarda yapmak gerekiyor. Göreve dönüştürmeden. Yani karşıdakinin de bunu bir hak gibi görmesine engelleyecek şekilde yapmak gerekiyor. Ve ilişkileri fedakarlık üzerine sürdürmek yerine daha iyi anlaşarak, daha ortak noktalar geliştirerek, içselleştirerek sürdürmek gerekiyor. Ve ilişkilerde değerli olmak için illa işe yaramak yerine ilişkiye değer katmamız gerekiyor. Biz hayatımız boyunca değer görmek için hep birilerinin işini mi göreceğiz? Bu sürdürülebilir bir yöntem değil. Yani iş görerek eğer değerli hissedersek, herkes bize değer verir. Sokaktaki hiç tanımadığınız bir insanı bile işini gördüğünüzde değer verir. İçimizdeki değersizlik duygusunu, yetersizlik duygusunu, duygusal yoksunluğu sürekli birilerinin hayatında sorun çözerek veya birilerinin hayatında işe yarayarak gideremeyiz. Bu yöntem bizim için çok ağır ve yorucu bir yöntemdir. Onun için ilişkileri mümkünse karşılıklı, değerli, işte fedakarlık, eşit ilişki şeklinde sürdürmemiz gerekiyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.